Evet arkadaşlar, şimdi Gazel'den devam edelim arkadaşlar. Şimdi Gazel. Gazel, Arap edebiyatında arkadaşlar tegazül olarak bilinir. Demek ki Arap edebiyatta Gazel diye arkadaşlar bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Ben şu an Arap edebiyatta ne vardır dedim? Tegazül vardır dedim. Yani müstakil bir arkadaşlar tür olarak karşımıza gelmiyor. Fars edebiyatında ne var? Gazel var. Şimdi Arap edebiyattan devam edelim. Arap edebiyatında tegazülden itibaren devam edelim. Bakın gençler. Arap edebiyatında kadınlardan söz eden ya da nesip bölümünde arkadaşlar herhangi bir şekilde tasvir yapan bu şiir türü hangi adlanır arkadaşlar? Tegazül. Yani nesip anlamındaki her şiir, kadınlardan söz eden her şiir hangi adlanılıyor? Tegazül. Yani gazel bizim şu anki Türkçe'de kullandığımız anlamıyla tam olarak vardır diyemeyiz. Mesela Emeviler döneminde bakın Bedevi şairler ve şehirli şairler olmak üzere şairler ikiye ayrılsak. Bedevi şairler gördüğünüz gibi temiz aşk duygularını anlatmak için kullanırlar. Şehirli şairler de neyi anlatmak için kullanır? Maddi aşkı. Ve tekrar söylüyorum. Arap edebiyatında gazel yok. Ne var? Tegazül var. Peki hocam tegazül derken ne demek istiyorsunuz? Tegazül, gazeli de içine alan geniş bir şiir türü. Sonra arkadaşlar Fars edebiyatında artık gazel, kendi adıyla gazel adıyla klasik şeklini alıyor. Kendi adıyla derken nedir? Mesela tanımlayayım. Aşk, şarap, kadından söz eden şiirlere ne denir? Gazel denir. Bu kadar. Yani Türk edebiyatında da bizim söylediğimiz klasik şeklini alması ne zaman? Arap edebiyatından sonra. Hangi edebiyatta? Fars. İlk söyleyen var. Önemli değil. Buraya bakın. Sadi ile bu gazel arkadaşlar olgun şeklini aldı. Ve doğruğa çıktığı yer neresi? Hafız. Hafız ile nereye ulaştı? Doğruğa ulaştı. Ondan sonra sonunda oradan hangi edebiyata geçti gençler söyleyin bana? Türk edebiyatına. Demek ki Fars edebiyatından hangi edebiyata geçti gazel? Türk edebiyatına. Batı Türkçesilik gazellerimizi Mevlana yazdı. Yalnız Mevlana'nın yazdıkları neydi? Mülemma idi. Hocam mülemma derken ne demek istiyoruz? Arkadaşlar mülemma derken bizim kastımız neydi arkadaşlar? Alaca. Farklı dillerde. Yani atıyorum bir beyti Arapça, ikinci beyti Farsça ya da bir beyti Farsça, bir beyti Türkçe ya da bir mısrası Farsça, bir mısrası Türkçe ya da genelde Mevlana'nın yaptığı gibi mısranın bir bölümü Farsça, bir bölümü Türkçe. Yani karışık olarak yazıldı. Mevlana'dan sonra kim yazdı hocam? İçinde Doğu Türkçesi özelliklerinde barındıran Sultan Veled yazdı arkadaşlar. Tamam, Mevlana'nın Sultan Veled yazdı ama genelde mülemma nitelikliydi. Gerçek anlamda. Yani gerçek manada aşk, şarap, kadın şiirleri ladini edebiyatın başlangıcı kimle başladı? Hoca Dehani ile başladı. Demek ki şimdi arkadaşlar şöyle gazelin kökenine gelmiş olduk mu? Sadece bilmeniz kısa kısa istediğim şu. Arap edebiyatta ne vardı? Tegazül. Tegazül aşk, şarap, kadını da içeren hemen hemen her tür şiirin yazıldığı bir türdü. Fars edebiyatında bu hangi adla geldi? Gazel. Sadi bunu olgunlaştırdı. Hafıza doğru ulaştı. Oradan nereye geldi? Türk edebiyatına. Türk edebiyatında ilk defa mülemma nitelikli Mevlana vardığından Sultan Veled'le karşılaşırız. Ama bizim manada dediğimiz aşk, şarap, kadın şiirleri nerede karşımıza çıkacak? Ladini şiir. Hoca Dehani ile beraber ne yapacak? Çıkacak. Anlaştık mı? Buraya dikkat. Şimdi hadi bakalım. Şöyle bir gazelin şekilsel unsurlarına beraber bakalım. Zaten ben oraya çizdiğim zaman arkadaşım da kameraman arkadaşım da burayı zoomladığı zaman zaten bunların hepsini teker teker siz bana söyleyerek gidersiniz. Bak. İlk beyte ne denir? Çok kolay. İlk beyte ne diyorduk arkadaşlar biz? Hop. Matla. Artık bunu adımız gibi biliyor muyuz? Bence biliyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi geldik. Son beyte ne denir? Makta. Biz zaten bunları özellikle biliyoruz. Nerede? Kasidede zaten almıştık. Peki matla beyti birbiriyle kafiyeli olduğu için aynı anda nedir? Arkadaşlar aynı anda mukaffa ya da musarradır değil mi? Yani bu adlarla ne yapılır arkadaşlar? Alın. Gayet rahat mıdır? Evet. Şimdi geldik. Arkadaşlar matlanın bir altındaki beyte ne denirdi söyleyin? Hüsni matla. Makta'nın bir üstündeki beyit neydi gençler? Hüsni Makta.
O zaman şimdi herkes bana baksın ve buradan sizden özellikle dikkat istediğim bir yer var. Ne? Hüsnü matlağının matlağdan daha güzel olması istenir. Bak Hüsnü güzellik. Maktağdan da Hüsnü maktağ daha güzel olması istenir. Yani beklenti ne şekildedir? Bu şekildedir. Güzel. Bunları kafamıza yazdık mı? Evet. Şimdi bak. Şahap Beyt ya da Beytül Gazel hangi adı verilir? Bak. Şahap Beyt, Beytül Gazel. Beytül Gazel. Arkadaşlar bu da arkadaşlar en güzel nedir? Beyttir. En güzel beyitte hangi adı alıyormuş arkadaşlar? Şahap Beyt ya da ne diyeceğiz? Beytül Gazel. Bunu da kafamızı hep beraber yazmış olduk mu? Demek ki olay gayet basit. Şimdi işi gücü bırak ve buraya bak. Burada dikkatimi çekecek olan bir şey var. Dün hatırlayın. Gerçi siz geçen videoyu hatırlamanızı istiyorum. Geçen videoyu hatırladığımız zaman karşımıza şu çıkacak. Bak. Ben size Reddi Matlağı diye bir şey anlatmıştım. Hemen hatırlayalım. Reddi Matlağı'nın aynısı bak burada olacak. Neydi? Hep beraber tanımlayalım. Hiç uğraşmadan beraber ne olduğunu görelim ki tanımlayalım. Şu bölüme bakın arkadaşlar. Şu alt bölüme bakın. Ben burada Reddi Matlağı'yı tanımlayayım. Şimdi bu. İlk beyit doğru mudur? Aa. Bunlar B-A, C-A şeklinde gidecek. Şuna da X-A diyeyim. Tamam. Şu bizim ilk beytimiz ne olsun değerli kardeşim? Matlağı. Şu da son beytimiz ne olsun değerli kardeşim? Söyleyin bana. Makta. Doğru mudur? Birisi matlağı oldu. Öbürü ne oldu? Makta oldu. Şimdi bana bakın. Ben arkadaşlar matlağdan bir tane mısrasın. Hocam diyor şu mısrayı mı alayım şu mısrayı mı? Lan kafana göre al. İstediğin al. Bir mısrasın. Al. Öbüründe bir almıştık. Burada kaç aldım? İki. Ben bunu buradan alırsam. Ben bunu buradan alıp hop nereye koyarsam arkadaşlar direkt olarak şuradaki arkadaşlar şiirin en sonuna maktağının ikinci mısrasına koyarsam bunun adı ne olur değerli kardeşim söyleyin bana Reddi Matlağı olur. Yani ben bunu buradan aldım ve nereye koydum buraya? Şunu da alabilirdim. Hocam şuraya koysak olur mu? İkisinin olduğu yere olmaz. Kafiye şemasını tutması için bunu almamız lazım. Demek ki biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Reddi matlağı. Anlaştık mı? Herkes olayı kafasına yazmış oldu mu? Şimdi şu arkadaşlar tahtanın şu alt bölümüne dikkatinizi hemen ne yapacağım arkadaşlar? Getireceğim. Şu alt bölümden karşımıza ne çıkacak? Bak. İki matlağı vardı hatırladınız mı? Mesela kasidede iki tane matlağlı neler vardı? Arkadaşa kasideler vardı. Bunda da iki matlağı olabilir. İki matlağı olursa bunun adı Zülmetali ya da Zatülmetali adını ne yapar değerli kardeşim söyleyin bana? Alır. Olay arkadaşlar bu kadar basittir. Şimdi iyi bak. Mahlas Beyti hangi adla anılır söyler misiniz bana? Tehallüs. Demek ki Tehallüs Beyti. Ne demekmiş arkadaşlar? Mahlas Beyti. Peki burada dikkatinizi çekecek bir şey var. Ama bu sınavda soruldu, daha önce soruldu. Arkadaşlar karşımıza çıkma ihtimalinin zayıf olduğu bir konu. Şairi iyi dinle. Mahlas'ı gerçek anlamında karşılayacak şekilde kullanırsa. Buna biz daha önce sorulan bir sınav sorumuz. Ne adı veririz? Hüsnü Tehallüs. Sınav sorularına da dikkat edin. Neden? Çünkü Türkçe öğretmenin çapraz olarak edebiyatı Türkçe'de karşımıza ne yapabilirler? Sorabilirler. Neymiş? Hüsnü Tehallüs adını alacakmış. Yani ben bir ismin mahlası gerçek anlamında çağrıştıracak şekilde kullanırsam bunun adı Hüsnü Tehallüs. Bak bir örnek vereyim. En meşhur örneği bak. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Burada bir. Baki. Arkadaşlar burada mahlas anlamında bizim bildiğimiz anlamda sanatçı bir baki var mıdır? Evet hocam vardır. İki. Peki burada bizim bildiğimiz anlamda sanatçı olan bakiden başka mesela karşımıza kim çıkar? Baki ebedi anlamına da gelmez mi? Mesela burada gerçek anlamında çağrıştırmıyor mu? Baki kalan bu kubbede derken ebedi sonsuza kadar kalan anlamı çağrıştırmıyor mu? O zaman biz buna hangi adı veririz arkadaşlar söyleyin bana? Hüsnü Tehallüs. O zaman herkes Hüsnü Tehallüs'ün ne demek olduğunu anladı mı? Demek ki Tehallüs sadece Mahlas Beyti. Hüsnü Tehallüs dediğim zaman bu anlama geliyor. Evet şimdi bak. Şu an yine bir beyt yazmışım. İki tane çizgiler. Musammat Gazel. Kaside'de de anlamıştık ama bunun kralı Gazel'de olur arkadaşlar. Unutmayın eğer içinde iç kafiye varsa bu nasıl bir gazeldir? Musammat bir gazeldir.
İç kafiye derken maksudumuz neresi? Ha, burası işte arkadaşlar. Ah, burada iç kafiye varsa arkadaşlar. Hani demiştik ki arkadaşlar sizlerine al devran, al seyran. Şu an ne yazdım ben? Devran ile ne yazdım değerli kardeşim? Söyle bana. Seyran yazdım. O zaman ben buraya devran ile seyran yazdım. Demek ki burada iç kafiye olduğuna göre nasıl gazeldir? Musallat. Şimdi bakın. Bilgi yüklü olaylara şöyle bir geçelim. Bak. Aks sanatı yapılmışsa. Nasıl gazeldir? Mükerrer gazel. Bak. Nasıl sanatı yapılmışsa diyorum. Aks. Hocam. Aks sanatı neydi? Edebi sanatlarda göreceğiz ama hemen şuraya tahtanın sağ tarafına şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle bir şekilde arkadaşlar. Aks sanatının ne demek olduğunu şurada hemen kısaca bahsini geçireyim. Aks sanatını şu boş yerde geçirin. Bak. Ah, hadi aks sanatı yapalım. Yansıttıralım. Sen geldin. Aks yapayım mı hadi? Yaptım. Geldin sen. Ah. Aks yapalım hadi. Bana gül derinden yansıt, yansıt tersten. Bana gül derinden demişim. Burada da demişim ki yansıtıyorum derinden. Gül bana. O zaman ben şu an ne sanatı yaptım? Aks. Şimdi tekrar oraya dönüyorum. Arkadaşlar gördüğümüz gibi aks sanatı yapılan gazellere direkt olarak hangi gazel adını verecekmişiz arkadaşlar? Söyleyin bana. Mükerrer gazel adını vereceğiz. Anlaştık mı? Aks sanatı yapılan gazeller mükerrer. Peki. Ben bir mahlası yazdım. Tamam. Şiir yazdım. Yine şuradaki boş alanımıza bakalım. Boş alanı açıklamaları yapmak için ayırmıştım. Bak. Şimdi buraya bir ne yazdım değerli kardeşim? Gazel yazdım. Yazdım. Gazel bitti. Beş beytlik bir gazel yazdım. Ha. Aa. İksa. 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 La gazel bitti. Bitti gazel. Al. Mahlası da söyledim. Al. İbrahim dedim. Adam mağlasında söyledi ve şu an gazel ne yaptı değerli arkadaşlar? Şu anda bitti. Ama ben övgü amaçlı bu gazele ne yapmak istiyorum? Ek yapmak istiyorum. Ekleme yapıyorum. Hop! Bir, iki. Şu an ne yaptım ben? İki beyt ekledim. Bir beyt ekleyebilirsin. O zaman ben buraya gördüğünüz gibi ne yaptım? Ek yaptım. Bu ekler ne adını alır? Zeyl. O zaman zeyl kökünden getir. Zeyl adını alır. O zaman gazelde hangi gazel adıyla alınır? Müzeyyel gazel. Müzeyyel gazel unutmayın. Bağdatlı ruh arkadaşlar. Pardon Şeyhülislam Yahya'da çok karşımıza çıkan bir nedir arkadaşlar? Türdür. Kimle karşımıza çıkan bir türdür? Şeyhülislam Yahya'da bolca karşımıza ne yapmıştır arkadaşlar? Çıkmıştır. Anlaştık mı? Şimdi herkesin müzeyyel gazelin ne demek olduğunu anladı mı? Ben ne yapıyormuşum? Bir gazele ne yapıyoruz? Ek yapıyoruz. Zeyl. Bakın zeyl. Ekleme yaptım. O zaman zeyli gazel hangi adı alacak arkadaşım? Söyler misin bana? Müzeyya gazel. O zaman herkes şu an davayı kolay bir şekilde kafasına yazmış oldu mu? Sıkıntılı bir yan var mı? Yok. Güzel. Şimdi geldik. Bak. Geldik buraya. Müzeyya gazel de herkes anladığına göre hangi gazele gelmişiz arkadaşlar? Müşterek gazel. Yine öbür tarafı kullanarak arkadaşlar bir şeyler yapacağız. Şimdi şurayı zaten anladığımıza göre şurayı yok edebilirim. Hangi gazele geçeceğiz arkadaşlar? Müşterek gazel, gayet rahat. Bak adı üzerinde. Nasıl gazelden bahsediyorum size? Müşterek, iştirak edilmiş. Yani ben burada beraber yazılan bir gazelden bahsediyorum. Gazel yazacağız hadi bakalım. Yazıyoruz gazel. Arkadaşlar şu an bir beyti kim yazdı? Ramazan Yetkin. Öbür beyti kim yazdı? Kadir Gümüş. Şu an biz ne yaptık? Karşılıklı beraber gazel yazdık. Doğru mudur? Müşterek gazel. Hocam niye beyit beyit yazdınız? Mısra mısra yazalım mı? Yazalım hadi. Ah, yazdık. Arkadaşlar birinci mısrayı Öznur Saat Yıldırım. İkinci mısrayı Esra Özkan. Ah. Yazdılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birisinin biri diğerini biri yazdı. O nasıl gazeldir? Müşterek. Yani beraber yazıldı, iştirak edildi. İki kişinin iştirakleri yazıldı. Anlaştık? Mülemma gazeli artık ezbere biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir mısra Arapça, bir mısra Türkçe. Ya da Farsça Türkçe, ya da beyit beyit. Ya da şöyle de olabilir arkadaşlar. Bir mısra anlatıyorum yarısı Arapça, öbür kalan nedir? Türkçe. Nasıl gazel? Mülemma gazel. O zaman herkes şu an yine davayı çakmış oldu mu? Herkesin iyice kafasına oturdu mu oturmadı mı? Söyleyin oturdu mu? Evet.
Şimdi yine ben şuradan sileyim şu boş alanı. Burada açıklamalar için ne yapayım arkadaşlar? Kullanayım. Bak şimdi. Divan edebiyatında olay nedir? İyi bak. Şimdi şunlar beyit, doğru mudur? Evet. Aynı zamanda siz de ileride geçeceğim tanzimatla da alakalı minik bir bilgi vermiş olalım. Bak. Şuraya yazmışım ki ben hop divan edebiyatı. Şuraya da yazmışım ki ben hop tanzimat dönemi Türk edebiyatı. Şimdi iyi bakın. Divan edebiyatında unutmayın parça güzelliği vardır. Yani bu ne demek? Her beyit kendi anlamı bir bütündür. Beyit anlamını kendi içinde tamamlar. Öbür beyitlere taşımaz. Zaten taşarsa mehrum beyit olur. Bir kasidede söylemiştim. Bak, yalnız tanzimat edebiyatında böyle bir şey yoktur. Orada ne güzelliği vardır? Bütün güzelliği. Yani bu nedir? Hepsi bir bütün halinde bir anlamı verir. Anlaştık mı? Ama tabii ki bunun dışına çıkan yerler vardır. Ama genel anlamda bu bir parça güzelliğidir. Bu da bir ne güzelliğidir söyleyin bana. Bütün güzelliğidir. Anlaştık? Şimdi bak ne diyeceğim ben. Bak, gazelde normalde beyitler arasında anlam vardır değil mi arkadaşlar? Sadece beyitlerin her birisi kendi içindedir. Böyle olmazsa, beyitlerin hepsinin arasında bir anlam birliği, bütünlüğü olursa, yani bu ne demek? Resmen tanzimat gibi olursa, yani bunların hepsinin arasında bir anlam birliği, anlam bütünlüğü olursa, o zaman ben buna nasıl gazel diyecekmişim değerli kardeşim söyleyin bana. Yek ahenk gazel. Yek bir ahenklerin birliği gazeli. Yani bu anlam birliği olan gazeller neymiş? Yek ahenk. Anlaştık mı? Yalnız gazelin bütün beyitleri aynı söyleyiş güzelliğine sahipse, avazın çıktığı kadar bağırmak diye bir şey duydunuz değil mi? Avazın çıktığı kadar bağırmak, avaz söylemek aynı söyleyiş güzelliğine sahipse hangi gazel olacak? Yek avaz gazel. Şimdi söyleyin. Anlam birliği bütünlüğü olursa yek ahenk. Söyleyiş arkadaşı aynı güçte, aynı söyleyişte, aynı güzellikte söylenirse hepsi o zaman ne olur? Yek avaz. Anlaştık mı? Demek ki olay bu. Devam. Beyit sayısı. Beyit sayısı genelde ne olur? 5-15. Ben size geneli söyleyeyim Türkiye'de 5-7. Ama genelde tek sayılar olur. 5-7-9 şeklinde karşımıza çıkar. 5 beyitliklere ne denir? Penç genç. Penç genç. Arkadaşlar hani penç genç'i duydunuz ya oradan arkadaşlar. Hemen oradan penç'i yorumlayın buraya. 5 beyit penç. Buna da beyt deyin. O zaman ne oldu arkadaşlar? Penç beyt adını ne yaparız? Veririz. Şimdi bak. Eğer ki 15 beyitten uzunsa. Yani normalde 5-15 arası da olur değil mi? Ama 15'ten uzunsa. O zaman ona ne diyeceğiz? Gazeli mutavver. Uzun gazel. Eğer 5 beyitten küçük olursa. Minik olursa, eksik olursa gazeli na tamam. Yani na tamam ne demek? Tamam olmayan gazel. Yani noksan gazel. Anlaştık mı? Noksandır. Şimdi söyleyeyim. 5 beyitlikleri penç beyt. 15'ten fazlaysa beyit sayısı gazeli mutavver. 5'ten eksikse, küçücükse, minicikse gazeli na tamam. Redifli gazeller çok tutmuştur, çok beğenilir. Döneminde çok beğenilir. Bunlara da ne gazel denir? Müreddef gazel. Zaten direkt olarak aklımızda kalır. Adı üzerinde nasıl gazellermiş? Müreddef gazel olarak aklımızda kalır. Şu an hep beraber olayı kolay bir şekilde kafamıza yazmış olduk mu? Evet. O zaman gençler olay demek ki bu kadar basit. Şimdi gazellerle alakalı bazı arkadaşa kavramlara değinelim. Bak adamın birisi bir şiir yazdı tamam. Kim yazdı arkadaşlar şiiri? Al Kadir yazdı. Tamam. Kadir burada bir ne yazdı? Şiir. Şimdi iyi bakın. Kadir'in bu yazdığı şiire arkadaşlar Cabbar. Cabbar. Kadir'in yazdığı bu şiire. Aynı vezinde. Bak 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 bunu aslında biliyorsunuz. Ben daha tanımlarken ne olduğunu siz anladınız arkadaşlar. Aynı vezinde. Aynı vezinde. Aynı kafiyede. Ve aynı konuda cevaben bir şiir yazılırsa biz onu sizinle daha önce ne olarak görmüştük? Nazire. Değil mi? Amma ve lakin Kadir'in yazdığı bu şiiri arkadaşlar Kuddusi aynı konuda yazmayacak. Nerede yazacak? Zıt konuda. Zıt konuda. Ters konuda bir şiir yazarsa. Ters konudaysa arkadaşlar o zaman buna hangi ad verilir değerli kardeşim söyleyin bana? Nakize. O zaman yazdık. Gazeli.
Ben aynı redif, aynı kafiyede caben şiir yazarsam naziri, zıt konuda yazarsam neydi? Nakize. Hatta biz daha da detaya gitmiştik, alaylı. Alaylı şiir yazarsam o da tehzil adını almış. Onu da ilerleyen zamanlarda tekrar edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi geldik gazel türlerine. Bak, hadi. Aşk. Aşkın verdiği acılar. Yalnız sevgili de bundan mutluluk duyuyor. O zaman bu gazeller hangi gazeller olur? Aşk yani. İçki. Yaşamdan zevk alma. Konuların işleyen gazeller nedir? Rindane. Eğer kadından, ten zevkinden, kadından çapkınca bahseden gazeller şuhane gazeldir. Eğer ki felsefe, hayat dersi veriyorsa hangi gazel olur? Hakimane gazel. Hadi gelin. Bunları bir daha tekrar edelim. Aşk, aşkın verdiği ızdıraplar aşikane. Aynen Fuzuli gibi değil midir? Evet. İçki, yaşam sevinci. Yaşamdan kam alalım, mutlu olalım. O zaman bu rindane, baki tarzı değil midir? Bak, kadın ten zevki çapkınca aşktan bahseder. Şuhane gazel, Nedim tarzı değil midir? Felsefe hayat dersi veriyor. Hakimane gazel, Nabi tarzı değil midir? Hatta burada genelde kaynaklarda bu dört tanesi ortak olarak kullanılır. Ama şunu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan ek olarak yapacak olursak arkadaşlar, biraz da din tasavvufla yoğrulmuş, sufilik üzerine yazılan Sofiyane gazel de var diyebilirsin. İlla isim arıyorsan Şeyh Galibi de orada ne yaparsın arkadaşlar? Örnek vermedi, bir sakınca yok. Şimdi bak. Gazelerin divandaki yeri. Gazeliyat bölümünde bulunur. Ve kafiye rediflerinin neresine göre sıralanır söyleyeyim bana, son harflerine göre sıralanır. Dedim ya, divanlardaki sıralamayı en son göreceğiz. Bir mürettep divan sıralamasını en son göreceğiz. Şimdi gel. Gazelin matladan sonra gelen beyitlerini kafiyeli yapma işine ne denir? Tasri. Dikkat edin. Musarra, tasri, mukaffa. Yani ben matladan sonra gelen beyitleri mesela şöyle bakalım. Bak. A, B, A, C, A. D-A-E-A. Şu an sadece kafiyeli olan hangisi? A. Ben şunları da alırsam, kafiyeli yaparsam, o zaman tasri yapmış olur muyum? Olur. Tasri yapmış olur. Ve her beyti aynı kafiyede olursa, yani her beyti aynı kafiyede, musarra ya da mukaffa olursa, bu gazellere de ne gazel denir? Misalsel gazel. Yani ne adını verelim değerli kardeşim söyleyeyim bana? Zincirleme, gazel olarak da anlatabiliriz. Şimdi gel. Gazelin matladan sonraki arkadaşa gelen beyitlerini kafiyeli yapma işine ne denir? Tasri. O zaman bunun arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar, tüm beyitleri gördüğünüz gibi arkadaşlar, kafiyeler aynı kafiyede olursa o gazeleri ne gazel adını verir? Müselsel. Yani zincirleme, gazel adını veririz. Şimdi bak. Karşılıklı konuşma biçiminde yazılan gazellere ne denir? Muraca gazel. Yani ya da diğer adıyla ne diyeceğiz? Muracaa şiiri şeklinde de ne yapabilirim değerli kardeşim? Anabilirim. Şurayı ben bir yok edeyim de. Muracaa gazel dediğimiz şudur arkadaşlar. Karşılıklı konuşma tipinde yazılan gazellerdir. Hani hatırlayın ya. Hani halk edebiyatta falan dedim dediri koşma yok mudur? Aynı tarzda arkadaşlar. Bak al. Şuradan ben bir şiir yazıyorum. Karşısına bir şiir. Yani karşılıklı konuşma şeklinde yazılan. Arkadaşlar gazellere şöyle deriz. Müracaa gazel ya da müracaa şiiri adını ne yapabiliriz? Verebiliriz. Gazelin bütün beyitlerinde cinaslı kafiye yapıyorsak biz ne yapmış oluruz? Tecnis. Tecnisli gazellere de nasıl gazel adı verilir? Cinaslı gazel. Cinaslıydı. Hani hatırlayın arkadaşlar, yazılışları aynı olmakla beraber anlam farklı yaratanlardı değil mi? Mesela onu göreceğiz. Bir evde düzen olursa düzen olmaz. Aslında cinas var. Niye? Düzen derken iki demek. Zen ne demek? Kadın demek. Düşün, bir evde iki kadın olursa o evde ne olmaz diyor? Düzen olmaz diyor. Demek ki al sana buradan da bir ne yaptık arkadaşlar? Cinas. Hepsi böyle cinaslı kafiye ise cinaslı kafiye yapma işinin adı. İşin adı tecnis. Bu gazelin adı nasıl gazel? Cinaslı gazel. O zaman uzun bir gazel konusunu şöyle halletmiş olduk mu? Şimdi bakın bana. Geldik müstezat. Müstezat neymiş ne değilmiş gelelim görelim. Bak genelde gazelden türetilen bir türdür. Bak demek ki ortalıkta ne olacak? Bir türetme olacak. Gazelden, hocam kasteden olur mu? Olur.
Murabba'dan olur mu? Olur. Muhammed'den olur mu? Olur. Ama genelde neden olur? Gazel'den olur. Tamam. Şimdi ben bir gazeli aldım. Bu benim elimde gazel. Bak maviller. Hop bir beyt bir beyt. Yalnız genelde hangi arkadaşlar vezin kullanılıyor? Mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü, fe'ulü. Genelde bu kullanılıyor. Ve ben bunu aldım. Turuncu kalemimi de aldım. İyi bakın. Ben bunlara kısa ekledim. Bunlarla aynı kafiye yaşamasına sahip neler ekledim değerli kardeşim? Kısa dizeler ekledim. O zaman bunun adı müstezat oldu. Hatta servet-i fünuncular bunu geliştirdiler. Fecraticilerle serbest müstezat olarak 4 tane getirdiler. Sonra da günümüzde de serbest şiir olarak adamladı geldi bu. Bak demek ki arkadaşlar bu şekilde kullanacağız. Ve genelde şu kafiye yaşaması arkadaşlar. Pardon şu vezin uyar kullan. Vezin şu şekilde. Mef'ulü, mefa'ülü, mefa'ülü, fe'ulün ya. Uzunlar genelde budur. Kısalarda ortayı yok sayın. Baş ile sona alın. Hop. Mef'ulü. Ne diyorum? Fe'ulü. Demek ki ben şu baş ile neyi alıyorum arkadaşlar? Kısada sona alıyorum. Ve bu ne oluyor arkadaşlar? Müstezat adını alıyor. Genelde nereden türüyor arkadaşlar Süleyman'ı? Gazelden türeyen bir türdür. Konusu nedir hocam? Bak. Aşk, sevgili, tabiat. Gazel. Gazelden türediğine göre farklı konu alacak hali yok ya. Demek ki aynı tarzda ne yapıyor? Takılıyor. Kökenine bakalım. Arap edebiyatında muvaşşah adlı bir türden türüyor. Farslar onu alıyor. Oradan da nereye geçiyor? Türk edebiyatına. Yavrum bir şey dikkat ettiniz mi? Hep Araplardan Farslar alıyor, Farslardan da biz alıyoruz. Farslar ortada bir kanal, köprü niteliği görüyor arkadaşlar. Anadolu'da ilk müstezat Seyit Nesimi ile en çok da Müstakimzade Süleyman Saadettin ile beraber karşımıza çıkar. Benden size tavsiye buradan siz ilke dikkat edin. İlk kimmiş söyleyin? Nesimi. Ben size neyi bilmenizi istiyorum buradan? İlki ziyadesiyle bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar nedir? Nesimi. Hadi bakalım ayrıntısını ilerleyelim. Bak eğer ziyadeler ya da uzun mısralar. Hocam ziyade derken nedir? Hoppa ziyadeler fazlalıktır. Bak şunlar ana şekiller değil miydi? Ben şuradan turuncu yazdıklarım ekleme olmuyor mu daha sonradan? Onlar neymiş gençler? Ziyadeymiş. Ziyade ne demek olduğunu önerdik mi? Hani çay ziyade olsun diyorsun ya çaydan sonra ziyade olsun. Bak bak. Ziyadeler. Ya da uzun mısralar. Yani şu maviler ya da turuncular. Tekrar ederse hangi müstezat olur? Mütekerrir. La çok kolay. İsmi belli işte. Nasıl müstezatmış? Mütekerrir. Tekrar eden müstezattır. Eğer ziyadeler çift olursa. Nasıl çift olacak hocam? Hocam nasıl çift olacak? Şuraya bak. Bir tane yaptım ya. Bir tane daha yaptım. Nasıl oldu o zaman eklemeler, ziyadeler? Çift oldu. O zaman nasıl müstezat arkadaşlar? Çifte müstezat. Evet. Hadi bir daha tekrar edelim. Ziyadeler ya da uzun mısraları tekrar ederse mütekerrir. Eğer ziyadeler çift olursa nedir bu? Çifte müstezat. Anlaştık mı? Kulağınızı açın beni dinleyin şimdi. Bakın. Halk edebiyattan türediğini söyleyenler vardır. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Benzerlikleri vardır. Halk edebiyatında bu ekleme de ayak adını alır, tamam mı? Halk edebiyatında da buna mesela koşmada ekleme yapacağız. Ayaklı koşma şeklinde kullanacağız. Ama bu halk edebiyatı ayrı, bu ayrı. Bunları karıştırmayacağız. Ziyadeler, bak ziyadeler çıkarsa anlam ne yapılmaz? Bozulmaz. Yorumla kardeşim. La bu ziyadeler sonradan eklenmedi mi? Evet. Çıkarttıysan demek anlam bozulur mu? Bozulmaz. Yani şu şekilde ya. Ben bunları sildim. Anlam bozuldu mu? Bozulmadı. Demek ki bunları eklerken konu bütünlüğünü uydurarak ne yapacakmışız arkadaşlar? Ekleyecekmişiz. O zaman herkes müstezat davasını algıladı mı? Sınavda sorulduğu zaman en rahat yapılacak türlerden birisidir. Çünkü ben buradayım diye haykıran bir türdür. Şimdi geldi. Kıta ve naz. Küçük iki tane neyimize geldik arkadaşlar? Türümüze. Bunlar neymiş? Kıta ile neymiş arkadaşlar söyleyin bana? Nazmış. Bunlar küçük iki tane türümüz ve bunlara dikkat edelim. Bunlara ayrım yapacağız tabii ki. Diğer derste de arkadaşlar sarkacak. Bir neyimiz olacak arkadaşlar? Ayrımımız olacak. Şimdi bakın bana ne olduğunu görelim. Kıta. Herkes baksın. Bak. Kıtaya hep beraber bakalım. Kafiye şaması iksa iksa şeklindedir. Kafiye şaması farklı. O zaman şöyle dikkat ettiniz mi? Sanki gazelin matla beytinin koparılmış halidir.
Gazel'de şöyle devam etmiyor muydu Gazel Gazel'de? Aa, xa, 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 al. Xa, xa. Genelde gördüğünüz gibi kaç beyittir? 2 beyittir. Yalnız sana sınavda bunlar ne yapılacak değerli kardeşim söyleyeyim bana. Sanki böyle bitişikmiş gibi bir dörtlük gibi sorulacak. Çünkü senden bunu rübai ya da tuyuyla karıştırmanı isteyecek ama bu çok karışacak bir tür değildir. Değişik kafiye şemaları var ama ÖSYM'nin sana soracağı şema bu. Genel geçer. Anlaştık mı? X, A, X, A. Kafiye şeması budur. Anlaştık? Demek ki bu kısadır. Hocam gazel ile karıştırdım. Nasıl karışacak ya? Gazel! Aşk şaraptan bahseder. Ama ve lakin kıta felsefi fikirler tarih düşürmeden bahseder. Sizce konu farklı var mı? Var. Hocam ama ben okumam mı lazım? İlla okuyacaksın. Yani birazcık bakacağız. Hocam başka gazeller nasıl ayrılır? Aa, matlab eğit yok işte. Gazel nasıldı? Gazel gördüğünüz gibi AA, BA, CA, DA ya da AA, XA, XA, XA diye gitmiyor mu? Bak bu nasıl gidiyor arkadaşlar? XA, XA. Yani demek ki kıta onlardan ziyadesiyle ayrılacak bir tür olarak karşımıza ne yapar söyleyin bana çıkar. Anlaştık mı? Şimdi bak. Genellikle gördüğünüz gibi kaç beytten oluşur? 2 beyt. Anlaştık mı? Yalnız 2-12 arasında karşımıza genel geçer çıkar. Yalnız arkadaşlar bazen uzun beytler, 12 beytlik arkadaşlar neler de vardır? Kıtalar da vardır. Biz bunlara ne deriz? Kıtayı kebir ederiz. Yani kıtay kebiri, kebir neydi? Divan-ı Kebir'den aklınıza gelin, büyük. Yani büyük kıta. Büyük kıtalarda kıtay kebir adını vereceğiz. Ve bunları gazelden şöyle de ayırabilirsin. Bunda mahlas genelde yoktur. Mahlas beyti kullanmaz. Gazel de vardır. Ve bunda matla yoktur. Gazel de vardır. Matla birbirine kafiyeli murassa aa değil miydi? Bak burada var mı? Yoktur. Divandaki yer neresi hocam? İki beytliler yani minicik küçücük olanlar mukattaatta toplanır. Hatırladınız mı? Tam bir önceki videoda mukattaattan bahsetmiştim. Minik minik olanlar, müfredetler, en küçükler nerede toplanırdı? Mukattaatta toplanırdı değil mi? Yalnız büyükler, kıtay, kebireler büyük oldukları için nereden sonra gelir arkadaşlar? Kasideden sonra gelir. En çok kıta yazan da Edirne'nin Nazmi kaç kıtayla yazmıştır? 335. Dikkat edin Türk edebiyatında felsefi fikir ama tarih düşürmede yoğunca kullanılır. Demek kıta buymuş. Şu an kıtayı hep beraber görmüş olduk mu burada? Şimdi bakalım. Geldik bunun ilk beytinin musarra olmuş hali. Mukaffa olmuş hali. Matla olmuş hali. Ne oldu değerli kardeşim söyle bana Nazım. Yalnız Nazım'a parantezde soru işareti bırakmıştım. Yine bırakıyorum. Çünkü nedir? Bazı akademisyenler, bilim adamlarımız, araştırmacılarımız bunu Nazım'ı kıtanın bir türü olarak sayarlar. Türk edebiyatında çokça bir örneği yoktur. Çok aşırı incelenmedi. O yüzden birazcık rahatız. Kafiye şeması neymiş? A, X, A. Yani bu nedir? Kıtanın ne haliymiş arkadaşlar söyleyin bana. Bizim kıtanın ilkinin kafiyeli olmuş nedir? Halidir. Hocam ben bunu gazelden nasıl ayıracağım ya? Nasıl ayıracağım ben bunu gazelden? Arkadaşlar bunda herhangi bir şekilde ne yoktur? Bir mahlas karşımıza çıkmaz. Ve genelde kaç beytlidir arkadaşlar söyleyin? 2 beyt çıktır. Genelde kaç beyt çıkmış? 2 beyt çıkmış. Peki kıtayla nazmın farkını hep beraber şurada görmüş olduk mu? Kıta ve nazm artık kolay bir şekilde ayrılır mı? Ama nazm çok karşımıza çıkacak bir özellik değildir. Şimdi içinizden geçen okuyabiliyorum. Hocam iyi bunları güzel hoş söylediniz de. Ben buna rübayla tuyuyla nazmı nasıl ayıracağım ya? Merak etmeyin. Sana nazm rübayı tuyu ayrımından ziyade rübayla tuyun ayrımını sorulur. Onu bir sonraki videoda anlatacağız ama hazır yerde kalmışken hadi onu da kapatmadan şu videoyu arkadaşlar onu da hemen bahsini geçirelim. Bak şimdi. Herkes baksın buraya. Kafiye şemasına baktık değil mi? Bu kafiye şemasına baktık. Şuradan bir silgi alayım da biraz daha düzgün bir şekilde ne yapayım arkadaşlar? Çizeyim. Arkadaşlar bakın. Bunları ben hani iki beyti ayrı ayrı yazdığıma bakma. Bunlar karşına senin ne şekilde çıkar? Bakarsın karşına dörtlük şeklinde de ne yapabilir? Çıkabilir. İyi bakın şimdi. Buraya ne yazacağım? Şimdi hoppa. A, X, A. A, A, X, A. Herkes baksın. Bak. Ah, şimdi oturduk mu diyorsunuz? Ne aldık? Ayvayı yedik diyorsunuz. Şimdi ne yapacağız diyorsun? Şimdi ben burada ne yapacağım diyorsun değil mi kardeşim? Şimdi bak. Çünkü bununla bunlar aynı. Bunların birisi rübai, birisi tuyu. Şimdi bak. Arkadaşlar,
Rübai ve Tuyur'a en büyük ayırma aruz veznil ayırırız. Hocam daha aruzu görmedik. Görmemize gerek yok ki. Yani şu ana kadar zaten hepimiz 4 yıllık bitirdik. Oradaki bilgilerle bile kolay kolay yapabiliriz. Değerli kardeşim, Rübai özel vezinlerle yazılır. Rübai Ahrem ve Ahrep adı verilen özel vezinlerle yazılır. Rübai'ye gelince anlatacağım. Bak, Rübai mef'ulü ya da mef'ulün ile başlamak zorundadır. Yani bu nedir? Eğer sana bir şeyin rübai olup olmadığını anlamak istiyorsan şöyle yazarsın. Kapalı kapalı açık, kapalı kapalı kapalı. Böyle başlamak zorundadır. Başka çaresi yok. Bakarsın takdisini yaptığın zaman bu şekilde gelirse o rübaidir. Peki hocam ben tuyuğu nasıl ayıracağım? Biraz sonra anlatacağım. Tuyuğun kafiye şeması gayet basittir. Ah. Fa-i-la-tün. Ah. Fa-i-la-tün. Gördün mü? O da ne şekilde gidecek arkadaşlar? Bu şekilde gidecek. Yani bu da fa-i-la-tün. Al yapalım hadi. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. 4. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kaç oldu? 8. Hop. Fa-i-lül. Al arkadaşlar 11 lece ölçüsünü uydurduk. Bak tuyunki de ne olmalı? Bu şekilde olmalı. Failatın, failatın, failin olmalı. Hocam ben yapmıyorum. Bakkal hesabıyla baksam olur mu? 11'lidir zaten. 11 lece ölçüsüne yakın olduğu için millidir. O zaman arkadaşlar bunların hepsini şu şekilde bir şemada daha rübayı da tuyu anlatmadım ama anlatmadan şöyle basit bir şekilde hep beraber görmüş olduk mu? Şimdi bana söyleyeyim. İksa, iksa, iksa olan nedir? Kıta. Hepsinden farklı olduğu bariz mi? Evet. A-A, X-A ise bu nazm da olabilir, rübay da olabilir, tuyu da. Ben nazm olacağını zannetmiyorum. Ama yine de bakalım arkadaşlar. İyi bak. Eğer mef'ul ya da mef'ulünle başlıyorsa, kapalı kapalı açık ya da üç kapalıyla başlıyorsa bu nedir? Rübaydır. Eğer bu kapalı açık, kapalı kapalı şeklinde failatun, failatun, failun şeklinde eğerse 11 eceliyse bu nedir? Tuyudur. Ve rübay de üçüncüsü farklı bir vezinde olabilir ya da her birisi farklı bir vezinde olabilir. O zaman geldik. İksa, iksa, iksa ise nedir bu? Evet güzel, kıtadır. Eğer kapalı kapalı a iksa ise, eğer bu iksa, iksa değilse, a iksa ise, mef'ulü mef'ulüne başlıyorsa, iki kapalı bir açık, üç kapalıyla başlıyorsa bu nedir? Gençler söyle bana, rübaidir. Eğer bu yine a iksa ise, failatünle başlıyorsa, o zaman bu nedir? Tuyudur. Evet o da güzel. Eğer a iksa ise, bununla da başlamıyorsa, bununla da başlamıyorsa o zaman nedir bu? Nazmdır. Ama ne diyorum? Nazm olacağını ben hiç zannetmiyorum diyorum. Yani öyle bir ihtimal görmüyorum diyorum. Anlaştık mı? Rübayla tuyun ayrımına birazdan geleceğiz. Bak ne kadar önemli. Dikkat et. Bak ne diyorum? Mef'ulü, mef'ulün. Bak bak bak. Hocam ben bunları ayıramıyorum. Nasıl ayıramıyorum? Bak burada kapalıdan sonra ne geliyor? Açık geliyor. Bak burada bir iki kapalı gördün mü? Kapalı, kapalı, açık ya da üç kapalı. Demek ki rübai ile tuyu bile görmeden ayırmış olduk mu? Bunu niye gösterdim? En azından bir şey şablonda hepsini şöyle bir bakalım. Neyin ne olduğunu anlayalım. Ne göstermiş oldum? Anlaştık mı gençler? Evet. Son. İksa, iksa, iksa ise kıta. Aa, iksa ise nazlı olabilir, rübai de olabilir, tuyu da olabilir. Şimdi söyleyeyim. Mef'ulü mef'ulünle başlıyorsa yani kapalı, kapalı, açık, üç kapalıyla başlıyorsa bu nedir? Güzel, rübaidir. Eğer bu failatünse, kapalı açık, kapalı kapalı şeklindeyse, 11 lece ölçüsüne gayet uygun bir şekilde kullanırsa bu nedir? Tuyudur. Peki a, iksa ise, hiçbir naneye olmuyorsa, buna da buna da olmuyorsa nedir? Nazmdır, nazmın olacağını hiç zannetmiyorum. Şu an olaylar kafamıza güzel bir şekilde oturdu mu? Evet. Bir sonraki ders o zaman, kıtadan, nazmını hallettik, rübaid tuyudan devam edelim. Hadi bir ara verelim, rübaid tuyudan devam edelim. Buyurun gençler.